Şimdi orada o zaman bütün bu değerlendirmelerden sonra İsrail ne yapmaya çalışıyor? O zaman şimdi onu cevaplayalım sizinle hı hı. birlikte. Yani buradaki tampon bölgeyi işgal, daha da Suriye'nin içlerine kadar girmesi ve işte şimdi bakıyorum bir saniye nereleri vurmuşlar. Deniyor ki askeri noktalar, askeri hava alanlarını, mühimmat silah depolarını, hava savunma sistemlerini, sonra başka bir göç... ya bütün nüfus ve vatandaşlık dairesini. Nüfus ve vatandaşlık dairesi kayıtlarını. Yani say say bitmiyor. Şimdi bunlar çok kritik yerler. Hı hı. Dolayısıyla İsrail bir, Golan'daki bu hareketle, iki, Suriye'de vurduğu o yerlerle ne yapmaya çalışıyor? Amacı nedir? Şimdi Dera ve Süveyda haritanın en güneyinde gördüğümüz iki nokta. Bunlar Dürzi nüfusun çok daha yoğun olduğu. Yani Suriye'deki Dürzi nüfusun ağırlıklı olarak bulundukları bölgeler ve Dürziler iç savaş esnasında yani son bir hafta içerisinde kendileri açısından çok akıllıca ve rasyonel bir hareketle kendi bölgelerindeki kontrolü sağlayıp Şam'a doğru yürüdüler. Önemli bir bölgeyi elde ettiler. Ve burada Ahmet El-Şara yani Jolani'de Deralı bu arada. Memleketi Dera. Öyle bir hassas durumda var. Bu da Dürzi değil mi? Dürzi değil. Sünni Arap. Sünni Arap. Sünni Arap. Yani en azından açık kaynaklarda öyle biliyoruz tabii ki. Tamam. Bir nüfus vatandaşlık işlerinin kayıtlarına erişmem mümkün olmadığı için sadece oradan şey yapabiliyorum. İsrail'in buradaki temel motivasyonu bence şu. Suriye'nin geleceğiyle alakalı yeni bir düzenin, yeni bir rejimin inşa edileceğini, yeni bir anayasanın ortaya çıkacağını bütün dünya öngörebiliyor bu bir. Bu anayasada Türkiye'nin tezlerinden bağımsız olarak, Türkiye'nin tezlerine karşı olarak bir Kürt bölgesinin ortaya çıkacağı çok yüksek olasılıkta karşımıza çıkıyor. Şam merkezli üniter bir yapının Suriye'nin büyük bir çoğunluğunu kontrol edeceğini ve HTŞ-SMO'nun bunun ana gövdesini oluşturacağını biliyoruz. Laskiye ve Tartus'la alakalı belki Nusayriler için farklı bir otonom bölge yapılabilir. Ancak burası Suriye'nin denize açılan kapısı olacağı için Kürtlerin, Sünni Arapların ve Dürzilerin buraya erişimle alakalı siyasi bir engelle karşılaşmak istemeyeceklerini biliyoruz. Orası biraz daha soru işareti olarak karşımızda kalacak. Ancak burada Dürzilerin kendine ait bir otonom, bir kanton oluşturmaları, böyle bir talepleri mutlak surette karşımıza çıkacak Suriye'sine. Peki İsrail bunu mu engellemek istiyor? İsrail bence bunu isteyecektir. Çünkü isteyecektir. İsrail buradaki o otonom bölgenin oluşmasını ya da bu otonom bölgenin yani Dürzilerin IŞİD tecrübesinden kaynaklı olarak korkularına biraz daha güdüleyerek oradaki bir hava savunma şemsiyesi sunabileceklerini, Selefi cihatçı örgütlerin olası bir iç savaşın tekrar tetiklenmesi durumunda Dürzilere yönelik yapacakları saldırıda bir koruma kalkanı olma vaadiyle Golan'ın İsrail'e resmi olarak ilhak edilmesini hedefleyen bir süreci başlatmak isteyeceklerdir. Yani İsrail eğer Golan tepelerini resmi olarak ilhak etmek istiyorsa, bütün dünyanın bunu tanımasını istiyorsa şu andan daha uygun bir zaman karşısına yakın gelecekte çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Ve bütün derdinin Golan'ın resmi olarak ilhak edilmesi. Netanyahu bunu niye ister? İç politikada, iç siyasette 7 Ekim'den sonra bu kadar çok sıkıştıktan sonra uluslararası kamuoyunda işlediği savaş suçları ve soykırıma varan askeri harekatları itibariyle bir kazanım, siyasi kazanım elde etmek isteyecektir. Golan çok büyük bir ödül olarak karşısında kalacaktır ve o da bu şartı, bu zamanı, zamanın ruhunu değerlendirmek istiyor diye düşünüyorum ben. Peki Sayın Uzgel, peki hadi şey kısmını da ilk bölümle ilgili tabii ki söylemek istedikleriniz varsa alayım ama o hani hedef aldığı yerlere baktığınızda işte göç ve pasaport dairesi dahil hani askeri yerleri bir nebze olsun anlamlandırabiliyorsunuz da oralar niye? Yani İsrail'in vurduğu yerlere baktığınızda neyi amaçladığını düşünüyorsunuz? Senem Hanım, bu savaşta demeyelim ama yani uzun bir savaş. Yani 13 yıllık savaşın kazananı İsrail. En çok kazananı İsrail. Dolayısıyla da karşımızda son derece eli açık, eli rahatlamış. Yani şu an Suriye sahasında istediğini yapabilen bir İsrail var. Uzun süredir zaten Suriye'yi sürekli vuruyordu İsrail. Yani egemenliğini neredeyse kabul etmiyordu. Yani şeyin meşru hükümet olarak görmüyordu. Aslına bakarsanız mesela şu sonucu alabilmek için İsrail kendisi bir savaşa girse binlerce asker kaybedebilirdi. Hmm. Tek bir asker tabii kaybetmeden yani bir tane asker kaybı yok İsrail'in. Esad rejimini devirdi. Esad yok, Suriye bölündü. Bakın buradan istikrar çıkmayacak. Yani burada şöyle büyük çatışma olmasa bile biz çok uzun yıllar istikrarlı bir Suriye göremeyeceğiz.
Yani o hükümet kurmak isteyecek, bu çatışmasızlık durumunda söylüyorum. Yani silahların kullanılmadığı durumda siyasi krizlerle yaşayacak burası. Varsayalım ki PYD silah bıraktı, varsayalım HTŞ silah bıraktı, herkes silahını bıraktı. Düzenli bir ordu yapılanmasına gidildi. İşte polis gücü oluşturuldu. Yine de siyaseten burada bir istikrar sağlanması aşağı yukarı mümkün görünmüyor. İsrail bundan sonraki 50 yılı aşağı yukarı garantiledi. Dünya hızlı dönüşüyor, bir şey olur falan ama Golan Tepelerini de alır. Golan Tepelerini zaten önemli bir kısmını İsrail ilhak etti. Hı hı. Suriye tarafını giriyor şimdi. Kendisini şu an çok, eğer bir hamle yapacaksa bundan daha iyi bir zamanlama yok. Doğru dürüst bir işleyen sistem yok, mekanizma yok. Bir silahlı güç yok. Niye şeyi vuruyor? Nüfus ya hafızasını yok ediyor. Belleğini yok ediyor. Hani kim bir şey yok. Nüfus şey olmazsa, hani nüfusla genel müdürlüğü olmazsa, onun bütün şey arşivi giderse bir toplumu şeysiz bırakırsınız. Kimliksiz bırakırsınız. Yeniden yani sıfırdan kurun diyor yani İsrail. Burası benim alanım yani mesela, diyor. Yani verdiği mesaj çok açık. Evet, sizler de görmüşsünüzdür. Sosyal medyada inanılmaz yorumlar var. Yani hani mesela işte niye vurdu? Çünkü işte İsrail ile Esad'ın işbirliğini şey yapmak için, hani açığa çıkmasın diye mesela. İsrail bundan zarar görmez ki, Esad zarar görür. Ya evet.